Şimdi bu ne? Burada çiçek poğaça yapacağız. Burada ne var biliyor musun? İşte bak maya yaşayan maya. Hep söylüyorum bak nasıl yaşıyor gördüğün gibi. Kuru maya koydum içine. Ilık sütün içine kuru maya koydum. Köpürmüş. Evet bu maya yaşayacak, canlanacak. İşte hamuru da kabartan aslında bu yaşayan maya. Aynen nasıl köpürüyor gördün mü? Ay evet çok enteresan. Evet şimdi bunun içine gayet güzel dökebilirsin. İyice karıştırıp dökebilirsin. İçine biraz şeker, tuz, kuru maya ve ılık sütle güzelce karıştırıyorsunuz. Hamur böyle kabarıyor. Daha doğrusu maya kabarıyor. Evet onu alayım. Şimdi şöyle olduğu gibi döküyorum. Evet evet olduğu gibi dökebilirsin. Bak nasıl oldu hamur. Burada şimdi mayalı bir poğaça yapacağım. Şimdi içine hemen şurada yumurtanın sarısını üzeri için ayıracağım. Akını içine koyacağım. Şöyle. Akı içine. Evet akı içine. Biz ne yapıyoruz şimdi? Şimdi çiçek poğaça yapıyoruz. Bildiğimiz poğaça. Hatta bu hamurla pizza da yapabilirler. Küçük küçük minik minik ekmekler yapabilirler. Şimdi üzeri için bunu hallettim. Şimdi güzelce çırpıyorum. Şöyle hamurun içerisinde kuru maya olacak. Evde yaş maya varsa onu da kullanabilirler. Ben devam edeyim sen başka bir şey yap. Şimdi hemen içine senin çok sevdiğin yağdan koyacağım. Biliyor musunuz karbonhidratlar ve proteinler 4. 1 gramında 4 kalori var. Yağın kaç kalori var biliyor musun? Kaç? 9. 9. Ya. Ama tabii ki yağ yiyeceğiz. Sadece abartmamak lazım. Ama lezzeti de yağdan geliyor ya. Kekin mekin onu da biliyorum ama. Aynen öyle. Ve özellikle de ayçiçek yağı yani sıvı yağ kullanmak lazım. Zeytinyağı kullanınca bu sefer tamamen çok baskın oluyor. Yaptığımız şey ağırlaştırıyor. Aynen öyle. Şimdi o güzel karıştı değil mi? Hiç o çatalı bırakma. Güzelce şöyle devam. Ben çatalla yavaş yavaş ilave edeceğim. Sonra ben onu yoğuracağım. Sen merak etme. Bu bayağı yoğrulacak hamur mu olacak? Evet. Bak ama şimdi onun içine çok değişik bir şey koyacağım. Ben böyle poğaçaların içine tamamen yeşillikleri de katarak yapıyorum. Sen öyle yapıyor musun bilmiyorum. Daha da güzel görünüyor aradan. Aradan çok güzel gözüküyor. Mesela dereotu, maydanoz, nane hangisini koyacaksanız şöyle ince ince kıyıyorum hepsini. Ve içine koyacağım peyniri de aynen o şekilde kıyıyorum. Yani bu size ilginç gelebilir ama bana daha da kolay geliyor. Şöyle bak peyniri de içine koyuyorum. Hepsini şöyle ince şöyle. Hiç aç ölmek gibi bir korkun oldu mu? Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Açlıkla sınamasın aynen öyle. Aç bırakmasın. Ama şimdi Hakan kardeşimiz inanılmaz şeyler söylüyor. Kardeşim diyor. Varken bu nimetler yiyeceksiniz diyor. Ama bunu öyle şeker söylüyor ki. Yani ben videosunu gördüm, bayıldım. Birazdan daha da yakından tanıştıracağım sizi. Kimdir, nedir, ne iş yapar, günde ne kadar yer, annesi en güzel hangi yemeği yapar? Nereden böyle bir fikre kapılmış? Evli misin Hakan sen? Değil. Bekarım hayır. Bekarsın. Evet. Peki. Şimdi sana hanım bulmak için de tabii böyle çok iyi yemek yapması lazım. Niye Hakan'ı böyle söylüyorum? Videosunu izleyince hak vereceksiniz bana. Öyle böyle bir video çekmemiş yani. Allah'ım Allah'ım. Ay bu ne güzel oldu bak içinde renkli renkli. Şimdi bütün malzemeyi içine koydum özellikle. Bu hamurun özelliği o. Bütün malzemeyi içinde. Çok cıvık cıvık değil mi o? Şimdi unu ilave edeceğim. Mesela hepsini patatesli yapacaksanız ben bazen patates de içine koyuyorum. Ispanaklı yapacaksanız ıspanağı da. Güzelce şöyle hamur haline getireceğim un ilave ederek. Yumurtanın akını koydum sarısı üzerini için ayırdım. Maydanoz, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, beyaz peynir, süt, ılık süt. Evet, birazcık kısa bluzum. Kimse görmemişti kız, ben arkamdan çektiydim. Önden de çek o zaman. Dur, hay Allah. Dur, ne yaptık üstümüzü? İki yaramaz mutfak kazaları. Olur, bir şey olmaz. Şimdi bu hamurun biraz mayalanması lazım. Biraz bekletecek miyiz? Aşağı yukarı 20 dakika bekletin ama ben tepside bekleteceğim. Tepsi mayası olsun istiyorum. Onun için şimdi hemen nasıl şekil vereceğimi göstereyim. Neredeyse mayalanması için bırakacağım çünkü. Çok kolay, çok pratik. Şöyle tezgahı alayım, size göstereyim. Her an ölecekmiş gibi karnı tok yaşıyor Hakan'ın. Hatta diyor ki, neydi akşam yarım ekmek gömüyorum. Sabaha çıkacağımın garantisi mi var? Aynen gerçekten öyle. Mi? Ciddi söylüyorum ya. Çok şahane Allah. Bir şey. Ya. Enteresan bir arkadaşımız Hakan. Bana sevimli sevimli de gülüyor. Hepsini anlattıracağım Hakan birazdan sana. Neyse ki tam çok da yemek yapıyoruz. Değil.
Bunlardan da sana bol bol tattıracağım, hiç merak etme. Buradan asla aç gitmezsin. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Şimdi bu maya kendi kendine ve tavada olan maya neydi? Ne mayası diyordun sen ona? Tava mayası değil de tepsi mayası. Tepsi mayası. Evet evet, tepsi mayası. Şimdi kuru maya koydum içine sütle, biliyorsun. Süt ve içine şekerle beraber, tuzla beraber onu yumuşattım. Sonrasında içine diğer malzemeleri koydum. Hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi burada asıl çiçek olan kısmın şekli olacak. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Bak bak. Esra Hüseyin Tırpan demiş ki tarifler güzel ama siz çok daha güzelsiniz. Ay. Bu sana herhalde hayatım. Olur mu? Bence sana. Teşekkür ederim. Siz bir de bir gün saçlarını açayım da öyle görün. Yıllardır böyle. Yıllardır böyle. Şimdi yapmayayım, sonra açacağım. Hamurun içine mayalanmadan malzemeleri koymak kabarmasını engellemez mi acaba? Yok, güzel hiç, soru. Hiç engellemiyor. Direkt böyle. Ama ben biliyorsunuz ılık sütün içine mayayı koydum. Orada bir canlandırdım. Az önce görmüşsünüzdür. Siz de öyle yaparsanız sonra malzemeleri ekleyince hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi şurayı göstereyim hemen size. Zahide'cim bak. Şöyle küçücük şöyle toplar yapıyorum. Sonra bunların ortasına şöyle çay bardağıyla şöyle bastırıyorum. Tamam mı? Şimdi bunu niye yapıyorum? Niye yapıyorsun? Ortasına bir şey mi koyacağız? Ortasına bir şey koymayacağım. Hemen göstereceğim. Bir dakika. Ay bu arada niye önlük giymiyorsunuz demiş Algan Tuğba. Ne bileyim, aslında bak bana gelen çok güzel bir önlük vardı. Onu giyeceğim de. Tekrar gelsinler diye bekliyorum böyle tüp bebek için. Ha? Bugün tüp bebek için geldiler mi? Ha dur, seni görmüyorum. Zeliha sen ha önlüğümü getirseydiniz de takaydım bugün ya. Alişan hocam günaydın, hoş geldiniz. Alişan hocamın bugün yine bir hikayesi var. Bazıları diyor ki ya Allah aşkına kötü niyetli olmayın. Alişan Bey bunları gerçekten hani ailesi mi böyleymiş, bu kadar mı başına gelmiş? Gelmiş tabii adamın. Ne olacak, hepimizin babası yok mu? Okutmak için sizi hiç üniversiteye göndermedi mi? Para göndermedi mi? Benimki gönderdi. O da Alişan Bey'in hikayesiydi. Hocam hep yüzünüz gülsün. Sizi bir gösterdik, döndük tekrar. Birazdan beraberiz. Niye yaptık şimdi biz bunu? Bak böyle çiçek çiçek. Aa, ben bunu kaçırdım. Bak şimdi. Belki izleyicimiz görmüştür. Şöyle bir daha göreyim. Kenarlarına hop böyle kesikler atıyorum. Şöyle. Bu mesela 12, 15, ay 15 değil, çift çift olması lazım ki bunlar böyle hop birleşsin. Bir, nasıl birleştiriyorsun? Ha 2, 2, 3, 4, 5. Çift rakam hop, yapmanız bak, bu lazım. Kaldı. Ya? Anladın mı? Onu sayamadım. Çift rakam yapmanız evet, lazım. Çift, biz de üçünü birleştirdik. Aynen öyle. Böyle ha. Küçük küçük çiçekler. Koysana siyaha. Evet. Bak, siyah da daha güzel görünüyor. Siyah da çok güzel gözüküyor. Şimdi böyle böyle poğaçalar olacak. Tepsi mayası gelecek. Halk